Aksaray mütevazı bir sokağında, daracık bir oda. Gençliğinde oldukça güzel olduğu her halinden belli olan orta yaşlı bir kadın, küçük ama temiz ve derli toplu olan bu odada bir köşeye çekilmiş elindeki nakışı işliyordu. Zihnini meşgul eden bin bir düşünce, yüzünde zaman zaman keder ve endişe ifadelerine yol açıyordu. Yaşlı insanlar, geride bıraktıkları gençliklerinin mutlu günleri hatırlarına geldiği zaman böyle mahzunlaşırlar. O güzel günlerin bir daha yaşanamayacağını ve geriye dönüşün mümkün olmadığını düşünmek, yaşanmış acıların hatıra gelmesinden daha fazla acı verir onlara. Aynı odada bir de henüz 19 yaşında, bıyıkları yeni terlemiş, gecelik elbisesiyle hoş bir delikanlı bulunuyordu. Delikanlı, başını eline dayayarak yastığın üzerinde bir kitap açmıştı. Fakat bakışları kitaba değil, karşısındaki duvara kilitlenmişti. Sanki duvarda bakmaya doyamadığı, hayran kaldığı bir güzellik duruyordu. Yaşlı kadının oturduğu minderin karşısındaki sandalyenin üzerinde ise ne yaşta olduğu fark edilemeyen, yine de ihtiyarcı olduğu anlaşılan bir Arap kadın oturmuş, büyük bir hayret ve garipsemeyle gözlerini kadından oğlana, oğlandan kadına gezdiriyor. Kadın bir ara bakışlarını elindeki nakıştan kaldırınca Arap'la göz göze geldiler. Arap, neye uğradığını bir an şaşırdıktan sonra renk vermemek için gözlerini kapıya doğru çevirip ardından da tavana doğru kaydırdı. Fakat sonunda kadının ve oğlanın yüzüne bakmaya mecbur oldu. Kadın ancak o zaman oğlundaki tuhaf dalgınlığı fark edebildi. ''Talat, oğlum ne bu halin? Niçin okuduklarından bize de bahsetmiyorsun? Baksana, dadı onun için bekliyor. Hem dadı o hikayenin sonunu çok merak ediyor. İşte bir saattir bir sana bakıyor ki başlayasın, bir bana bakıyor ki sana söyleyeyim. Fakat kendisi söylemeye utanıyor, dedi. Dadı sandalye üzerinde hareket edip, büyük hanimin hakkı var. Ben çok merak eder o hikayenin sonunu. Çok güzel hikaye. Ama bakar ki hanım nakışa dalmış, bay düşünmeye, ben de çaresiz susar durur. Üstelik vaktim de var, kuşluk işin hazır yemek var, akşama yapacak ben, diyerek lafı ağzında geveledi. Talat Bey, dadının bu gereksiz sözlerini dinlemeyip annesine dönerek, ''Nedendir ben de bilmiyorum anneciğim, bugün hiç keyfim yok.'' dedi. ''Allah korusun oğlum, bir şeyin yok ya, biraz başım ağrıyor, üzerimde sanki bir halsizlik var.'' ''Aman oğlum, hastalık şakaya gelmez. Hemen bir doktora görünmelisin.'' ''Olur mu büyük hanım? Bu hakimler baş ağrısı iyi yapamaz. Okutmalı, okutmalı. Baş iyi olmak ister, baş ağrısı gitmek ister. Okutmalı. Geçen sene bana nasıl sıtma geldi? 3 ay sıtma. Hanım galur gider, hap verir, hem ne hap, zehir. Çok defa boğazıma geldi. İlahi ya Rabbi, ne çekti ben o hapla?'' Hap adamı iyi eder mi? Hap sıtmaya ne yapar? Sonra Allah razı olsun bizim abla geldi, beni gördü, tanımadı. O kadar ben zayıf oldu. Benim boynum ip gibi oldu. Abla aldı hapı, attı pencereden. Beni aldı koca Mustafa Paşa'ya götürdü. Orada bir herif var ama onun nefesi meşhur. Hep İstanbul ona gider ama sıtma, yalnız sıtma iyi eder o. Baş ağrısına başka şeye karışmaz. Beni okudu, bakladı. İşte bak hala kolumda durur. Hiç o vakitten beri ben sıtma görmedi. Olur mu öyle şey dadı? O şeylere sen ben inanırız. Şimdiki gençler dönüp bakmaz bile. Kendini boşa yorma sen. Nasıl ona kim inanmaz? O her kimi okuduysa iyi etti. O kitabla, hep kitabla. Kitaptan okumuş ama nefesi de var. Ha, herkes okur ama nefes başka şey. Nefes konusu bir kere açıldı mı, dadı artık susmak bilmezdi. Bir sürü hikaye anlatır, hocanın nefesini övüp övüp bitiremezdi. Ne Saliha Hanım ne de Talat Bey bu tip şeylere fazla ehemmiyet vermediğinden, dadının gevezeliklerine kulak asmayıp birbiriyle sohbet etmeye başladılar. ''Bugün kaleme gitme oğlum. Ayşe kadını göndereyim, sana bir hekim bulsun, getirsin.'' ''Gereğinden fazla üstüme düşüyorsunuz anneciğim. Hem kaleme gidersem biraz açılırım. Ne hekime gerek kalır ne de okutmaya.'' Talat Bey kafasında bin bir düşünceyle yerinden kalkıp giyinmeye gitti.
Talat Bey çıkar çıkmaz dadı Saliha Hanım'a yaklaşıp, ''Ben sana her gün söylerim anneyim, maşallah Allah emanet çocuğun 20 yaşına vardı. Şimdi evlendirmeli, eve gelin getirmeli. Allah korusun, çocuğu aldatıp da bir yere iç kuvaysa alırlarsa biz ne yapar? Bir evde iki ihtiyar kadın, gelin evin şenliğidir, bu çocuğu evlendirelim.'' dedi. Saliha Hanım sakin bir gülümsemeyle cevap verdi. ''Tasa edecek bir şey yok dadı, sen Talat'ı bilmez misin ne kadar usludur, beni ne kadar sever. Hiç evini bırakıp iç güveysi olur mu o? Sen onu hiç merak etme, o benim bileceğim şeydir. Talat daha çocuk, o yaşta çocuğu evlendirmek hatadır.'' Ah hanimim, bu İstanbul'un hali çok fena. Hanimler incecik birer yaşmakla çıkar gezar. Güzel çocuk görür, alışır. Çocuk da ne kadar olsa çocuk, aldanır da ben korkar hanim. Ben çok korkar. Talat Bey çok düşünür. Hasta değil ha. Ben söyler hasta değil ama başında sevda var. İşte ben bunu hanıma söyler, yine sen bilir. Ben böyle anlar. Aman dadı, nasıl konuşuyorsun öyle? Hem geleceği nasıl bilebilirsin? Benim oğlum öyle şeylere aldanmaz. Yok yok, Talat'ım usludur. Ah çok memnunum oğlumdan. Allah bağışlasın, zamane çocukları gibi değil. Ah. Merhum pederi can çekişirken Talat'ı iki gözünden öpüp bu çocuğun terbiyesini birlikte verecektik. Lakin ne çare, bana kader müsaade etmedi. Onun terbiyesi sana kaldı. Gevşek davranma diyerek bir eli çocuğun yüzünde ve diğer eli benim elimde olduğu halde ruhunu teslim etti. Talatçığım o vakit 6 yaşındaydı. Biçare pederi ne kadar severdi. Zavallı hasret gitti. Allah'a hep bu çocuğu terbiye edip okutmak için hiç olmazsa çocuk 20 yaşına varıncaya dek bana ömür ihsan eyle diye dua ederdi. Ne çare? Kaderi öyleymiş, nur içinde yatsın. Binlerce şükür olsun ki Talatçığım babasının istediği gibi yetişti. Ah dadı ah, Allah'a şükrederim böyle çocuk İstanbul'da nadir bulunur. Yahut hiç bulunmaz. Sorsana bir defa, komşuların çocukları böyle mi? Her gece evlerine gelirler mi? Ne diyeyim hanimim, Allah'a emanet. Allah bağışlasın, ben onu demez ama bizim memlekette çocuk 15-16 yaşında evlenir hep böyle. Bu İstanbul'da 30 yaşında, 40 yaşında evleniyor. Talat Bey şimdi kaç yaşındadır? Mayıs'ın 5'inde 19'a basacak. Oh maşallah, oh oh oh, yaşı gelmiş de kaçıyor. Bizim memlekette olaydı, 4 sene evvel evlenir. Ah hanim, nasıl kaçıyor zaman, nasıl kaçıyor zaman, su gibi kaçıyor. Ben geldi, 2 sene kaçtı, Talat Bey doğdu. Demek ki sen geldikten 8 sene sonra ben dul kaldım. 8 sene. Talat'ın babasını hatırlarsın öyleyse. Nasıl hatırlamam, Allah rahmet eylesin, çok iyi adamdı. Ah melek gibi Adem, hiçbir vakit bana bir fena söz söylemedi. Kaç sene oldu şimdi hanim, ben geldi? Yaklaşık 21 sene oluyor. 21 sene, aman ya Rabbi, ben ne kadar ihtiyarlamış. Kaç yaşında varsın acaba dadı? Ben ne bilir hanim, ben küçük kız idi. Memlekette ana var, baba var, karindaş, büyük kız karindaş, ev dolu benim. Bir gün ben başka kızla beraber şehre çıktı, kasabadan uzak, 3 saat, 4 saat uzak. Orada 3 Adem geldi, ejderha gibi at binmiş, uzun süngü elde bizi aldı ama aldattı bizi. Anaya gider, babaya gider dedi, 10 gün, 15 gün gittik, Mısır'a geldik. Ah Mısır, büyük kasaba, güzel, başka kız Mısır'a sattı, beni aldı, gamiye kodi, Tunus'a götürdü. Tunus da güzel kasaba. Ah ah, Tunus'ta beni sattı. Bir efendi aldı, büyük efendi, büyük saray var, 2 büyük halayık Arap, bayaz, uşak, kul, şok. Atlar ne kadar ne kadar, 40 sofra, 50 sofra kurulur her gün. Orada 20 sene oturdu ben, sonra kurtuldu, buraya geldi. Şimdi kaç sene oldu hanım? Hesap yapalım. 20 sene Tunus'ta oturdun, 21 sene de burada, oldu 41. Seni esir tuttukları zaman kaç yaşındaydın? Ben nasıl bilsin hanim, ben kız idi, ufacık bir kız, memleketi az hatırlar ama baba, ana beni çok sever. O vakit bana gerdanlık yapmış, küpe yapmış, bilezik yapmış, hep gümüş, bayaz. Çok zengin var bizim memlekette, çok mal, deve, koyun, oho ne kadar ne kadar ama bu koyun gibi değil. Bizim koyun bizde büyüktür, 4 okka 5 okka süt bir koyun. Öyleyse tahminen 10-11 yaşındaydın sen. Ne bileyim hanimim, öyle bir şey işte. 19, 11 ne bilir.
Hesaba göre 50-52 yaşında olmalısın ama hiç göstermiyorsun. Hala güçlü kuvvetlisin. Maşallah, maşallah. Şükür şükür ama ihtiyar ben şimdi hanıyım 50 yaşında. Ah ne yapalım? Allah iman bağışlasın. Mezara imanla gitsin ya Rabbi. Ah bu dünya rüya gibi kaçıyor. Ahiret baki, biz dünyaya dalar. Nekir münkiri unutur. Ah ah ya Rabbi, ne cevap verecek biz sana? Ayşe kadın yaşını daha önce hiç hesap etmemiş olduğu için kendini genç bilirken 50-55 yaşında olduğunu anlayınca umutsuzlaşıp kendi kendine 50 sene, ah 50 sene ne vakit geçti diyerek içini çekmeye ve dualar okumaya başladı. Hanım da elindeki dikişe döndü. Talat Bey veda etmek için odaya girdi. Ben kaleme gidiyorum anne diyerek annesinin elini öptü. İyice misin oğlum? Baş ağrın hafifledi mi? Eh daha iyiyim. Oo, şükürler olsun. Talat Bey gider gitmez biraz evvel yaşlılık bunalımı geçiren dadı 50'yi bulmuş yaşını, mezarı, sorgu meleklerini hepsini unutup söze başladı. Hanimim sen gel bana bir kare gönül yap, şu çocuğu evlendirelim, bir galin eve getirelim. Ah genç Adem başka, Talat Bey burada o güler, Talat Bey gider o cehennem olur. Sen ihtiyar, ben ihtiyar, ihtiyar gülmez ki. Ah ihtiyar ne gülsün bugün burada, yarın mezarda. Ah 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 ben de ihtiyar. 50 yaşında Adem ihtiyar değil mi? Onun işin ben görür başımda bayaz saç, şok. Aa bugün baş taradım, şok bayaz saç düştü. Tamam da dadı, gelinler çarşıda satılmaz ki, çıkıp bir gelin satın alalım sana. Her şeyin vakti saati var. Her şeyin bir yolu var. Hep alem nasıl yapar biz de öyle yapar. Sen feraceyi al, ben de başörtüsü alır. Bugün bir mahalle, yarın bir mahalle gezer, gorur, kız bagandi alır. Amma yaptın dadı, işte şimdi beni kızdırmaya başladın ama. 21 sene var ki birlikte yaşıyoruz. Hala nasıl olduğumu anlamadın mı? Hiç sormadın. Merhum kocan seni öyle mi almıştır? Ben bir kızı bir kere görmekle nasıl tanıyacağım? Çehresini bile anlayamam. Sonra gelinin yalnızca güzel mi olması gerekir? Ben bir kız akıllı olmadıkça, namuslu olmadıkça, tabiatı iyi olmadıkça hiç onu kendime gelin yapar mıyım? Sonra benim beğendiğimi, senin beğendiğini oğlum beğenir mi bakalım? Hep alem nasıl yaparsa biz de mi öyle yapalım diyorsun? Lakin görmez misin ki halkın çoğu bugün evlenir, yarın kocası karısını yahut karısı kocasını bırakır, bin türlü rezalet olur. Olacak ya, görmedik bilmedik bir kız alırlar, hiç sormaksızın bilmediği bir kocaya verirler. Acaba çocuk o kızla anlaşabilecek mi, beğenecek mi, sevecek mi? Kız da onu isteyecek mi? Babası, anası bu konuları hiç düşünmezler. Birbirleri için münasip olup olmadıklarını kız ne bilir, çocuk ne bilir? Onlar cahil, ana baba onlara nasıl emreder, onlar öyle yapar. Daha neler dadı, sen neler dersin öyle? Baba ana evlatlarının iyiliğini isterler değil mi? E tabii ya, ana var ki kendi evladına fenalık ister, Allah esirge.